birazcık daha hafif olsaydı ciddi anlamda daha da fazla beynimi kazaka. Her neyse. Hemen klasik girişimi yapmak istiyorum. Her neyse. Hayır ya. Hatıra pozu. Bu da bizim minik hatıra fotoğrafımız olsun. Her neyse. Merhaba sevgili Frekans Adam izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çoklu bağlantı desteği sunabilen, birçok cihazla eşleşebilen Logitech'in kablosuz klavyesi K480'i inceleyeceğiz. ...820 gram ağırlığı ve 20 milimetrelik derinliği de dikkat çeken klavye, 2 adet küçük kalem pil ile çalışıyor. 10 metrelik çekim mesafesi bulunan üründe, bağlantı geçişi ve led bildirim özellikleri bulunmakta. Ürün PC, ChromeOS, Mac, iOS ve Android yüklü cihazlarla uyumlu çalışabilen çoklu kanal desteğine sahip. K480'i 04-2016 tarih itibariyle ortalama 150 TL gibi bir fiyata temin edebilirsiniz. Klavyenin 3 farklı cihaza kadar bağlantı sunabilmesi, hem Android hem de iOS yüklü cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmesi ciddi anlamda hoş olmuş. Onun dışında kolay geçiş imkanları ise hakkını verebilecek kapasitede. Şunun da altını çizmek istiyorum. Piyasada Logitech K480 gibi ek özellik bakımından donatılmış pek fazla klavyeye rastlamıyoruz. Bu açıdan aklımıza hemen şu gelebilir. Acaba fiyatının hakkını verebiliyor mu? Bu soruyu yanıtlamadan önce dilerseniz tasarımıyla devam edelim. Sarı ve siyahın teknolojiye kattığı o nostaljik havanın dışında özel ve nadir bir ürün hissiyatı uyandırdığını belirtmeliyim. Benim gibi senelerce farklı ürünlere göz atmışsanız sarı ve siyahın nadir ürünlerde bulunduğunu fark etmişsinizdir. Açıkçası bu uyum benim içimi ısıttı. Türkçe karakterlere sahip olmadığını sizler de görebilirsiniz. Klavyedeki tuş aralıkları benim hoşuma gitti. Numerik tuş takımına yer verilmediğini görebiliyoruz. Space, Enter, Back ve Shift gibi önemli tuşların kolay kullanım açısından büyük ve kullanışlı olduklarını söyleyebiliriz. Tuşlar en az bir mekanik klavye kadar ses çıkartabiliyor. O yüzden bastığınız zaman algılamada sıkıntı yaşamazsınız. F tuşlarımız aynı zamanda multimedya kontrol tuşları ile donatılmış. Şimdi neden ayrı değiller ve numpad neden yok diye soracak olursanız, sıkışık ve kontrol bakımından karmaşaya yol açacak tasarımlı bir klavyeye sahip olmaktansa, hızlı ve kolay kontrol imkanı sunan bir klavyeye sahip olmayı yeğlerim. Bu açıdan K480 hoşuma gitti. Tasarımda az da olsa hoşuma gitmeyen noktalardan biri yön tuşlarının birazcık ufak oluşu oldu. Ve bazen alt ve üst yön geçişlerinde az da olsa zorlanıyorum. Alıştıktan sonra pek bir sıkıntı kalmıyor. Tablet ya da telefon için hazırlanmış masamızın açı ve sunum bakımından başarılı olduğunu belirtmeliyim. Oldukça geniş ve dengeli olduğu için dikey ya da yatay pozisyonda cihazları kullanma imkanımız bulunuyor. Klavyenin ön yüzeyinde kanal geçişleri için kaliteli bir teker ve kolay kullanım rehberini görebiliyoruz. Ek olarak Bluetooth bağlantı durumunu gösteren netli bildirimlere de iki farklı platform için koyulan tuşların yanında rastlıyoruz. Klavyemizin alt kısmında 2 adet küçük kalem pil girişi ve açma kapama tuşumuz bulunuyor. Pilleri değiştirmek oldukça basit ve tasarım bakımından da vidalı sistemlerin aksine daha fazla kolaylık sunabiliyor. Klavyemiz genel olarak hafif kavisli bir tasarım konseptine sahip, malzeme kalitesi ise fiyatına göre gerçekten üst düzey. Logitech K480 günümüz estetik anlayışını yansıtabiliyor. Özellikle sarı ve siyahın birbiriyle kombinlenmesi ciddi anlamda beğenimi kazandı. Neden beğenimi kazandı? Geçmişte Sony Walkman ve farklı serilerde teknolojik ürünleri takip ederken özellikle sarı ve siyah rengiyle pekişmiş teknolojik ürünler beni daha fazla etkileyebiliyordu. K480 klavyenin de tasarımı beni etkilemeyi başardı. Kavisli bir tasarıma sahip olduğunu sizler de fark etmişsinizdir. Onun dışında şunları söylemek istiyorum. Piyasada yine K480'e yakın bu kıvamda klavyelere rastlamak mümkün. Everest'in klavyelerini de seçebilirsiniz ama Logitech'in hem ek özellik bakımından hem de malzeme kalitesi ve dayanıklılık bakımından akranlarının önünde olduğunu belirtmek istiyorum. Seçimlerinizi yaparken bu hususu da dikkate alın. Onun dışında lafı bir kenara bırakıp birazcık kurcalamak istiyorum. Logitech K480'in kullanımı oldukça rahat ve tuşlara alışmak için çok fazla vakit geçirmenize de gerek yok. Yalnız taşıma çantasıyla gelmesini isterdim. Bu hususta bir yerlere götürürken korunmasını sağlayabilirdim.
üründe 3 adet kablosuz kanal bulunuyor. Teker üzerindeki sayılardan da anlayabilirsiniz. Kolayca cihazlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Bu açıdan çok kullanışlı olduğunu belirtmeliyim. Mesela tablete bağlandınız, sonra da telefona geçmek istiyorsunuz. Anında geçiş yapabilmek mümkün. 7-8 metrelik bir çekim mesafesi bulunuyor. Herhangi bir şekilde kopmalara ya da performans kaybına rastlamadım. K480'i PC ya da I tuşuna 3 saniye basarak Bluetooth bağlantı için hazır hale getirebiliyoruz. Cihazı tablet ile eşleştirdiğimde bana ilk başta 87 ile başlayan bir şifre verdi. Klavye üzerinde o şifreyi tuşlayarak Enter tuşuna bastım ve bağlantı kurabildi. Bağlantıyı tablet ile başarılı bir şekilde kurduktan sonra teker üzerinde ikinci kanala geçerek telefonumu yine farklı bir şifre girerek eşleştirebildim. Görebileceğiniz üzere kolayca cihazlar arasında geçiş yapabiliyorum ve iki cihazı da kontrol edebiliyorum. 3 kanal olduğu için 3 cihazı da kontrol edebilirsiniz. Benim için 2 cihaz fazlasıyla yeterli oldu. Oyun oynarken ya da müzik dinlerken özellikle multimedya tuşların çok fazla işime yaradığını belirtmek istiyorum. Ürünün kullanımı rahat, geçişleri ise çok kolay. Birçok platformla kullanabiliyorsunuz ve pil değişimi zor değil ve tuşların yüksekliği ve hassasiyeti de çok başarılı. Şimdi geldik o altın soruya. Fiyatının hakkını verebiliyor mu? Seda gelir misin? Orada altta saklanmana gerek yok. Gel yanıma. Bir şey söyleyeceğim sana. Efendim? Nefertiti gibisin. Sence klavyeye baktın, denedin. Fiyatının hakkını verebiliyor mu? Bence verebiliyor. Keşke benim olsaydı. Neden olmasın? Olur mu? Olur olur. Tamam. Fiyatının hakkını verebiliyor. Kolay kullanım avantajları var. Ya yani ben genelde iki farklı cihazla bağlantı kurarak kullanmayı uygun gördüm. Yani üçüncü cihaza ihtiyaç duymadım. Siz ihtiyaç duyarsanız tabii ki kendi keyfiniz bilir. Onun dışında dediğim gibi kolay kullanım avantajları var. Malzeme kalitesi gerçekten iyi. Fiyatının hakkını fazlasıyla verebiliyor. Tam bir fiyat performans klavyesi olmuş. Aksesuar bağlamında çoklu bağlantı desteği sunan bir kablosuz klavyeye ihtiyacım var diyorsanız tercih edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki incelememizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.